Herkese hayırlı akşamlar dilerim. 6.30'da söz verdik. Bugün sizlere sözleşmeli er olacak ve sözleşmeli er olacak kardeşlerimizin aklındaki tüm soruları bugün cevaplayacağız arkadaşlar. Binlerce kişinin aklında fikirler, sorular, yani değişik değişik sorular var. Sordukları sorunun cevabı yoktur hiçbir yerde. Bununla ilgili sorduğunuz soruların tüm cevaplarını bugün sizlerle birlikte paylaşacağız arkadaşlar. Öncelikle WhatsApp grubuna buradan selamlarımı iletiyorum. Bu kardeşlerimiz bizlerden, benden rica etti. Bugün de bu konuyu bu kardeşlerimiz istediği için ve genel anlamda istedikleriniz için bu konuyu çekmek istedim arkadaşlar. Gördüğümüz kadarıyla son zamanlarda arkadaşlar değişik değişik hiç görmediğimiz şeyler meydana geldi. Ve bugün artık parça parça anlatmayacağım arkadaşlar sizlere. Çünkü ben burada sizlere diyorum ki misal 2022 yılının ikinci alımı B grubu, C grubu anlamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü filmin ortasından başladığımız için sizlere hak veriyorum, gerçekten anlamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ben olsam ben de anlamam. Bugün sizlere 2021 yılının sözleşmeli erliğinin tüm özetini sizlere anlatacağım arkadaşlar. Yani sözleşmeli er olarak bugün 2021 yılının özetini sizlerle birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Yani kusura bakmayın bu arada arkadaşlar, konuşamıyorum. Bugün diş dolgum vardı. O yüzden dişim rahatsızdım, diş yüzünden. Bu aralar konuşamıyordum dişimin yüzünden. Çünkü bugün de diş tedavi oldum. Yani ikinci tedavimi oldum. Şu an hala uyuşuk olduğu için konuşmakta zorluk çekiyorum ama sizlere bir söz verdim. Onun için arkadaşlar bugün bu konuyu dile getireceğim. Başlıyoruz arkadaşlar. Başlamadan önce de lütfen kanalıma abone olup özellikle videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. 2021 yılının ilk alımı arkadaşlar Şubat ayında oldu. Nisan ayında Şubat adayları, yani yılın ilk alımındaki adaylar eğitime gittiler. Şubat ayındaki adaylar Nisan ayında eğitime gittiler arkadaşlar. Yeni yılın ilk alımındaki adaylar eğitime gittiler. Şubat ayındaki adayların tamamı gitmedi. Hatırlarsanız arkadaşlar, gerçi hatırlamazsınız ama arkadaşlar, hatırlayanlar şu anda görevde arkadaşlar. %85'i eğitime gitti. Kalan %15'lik kısım beklediler arkadaşlar. Şubat ayında sözleşmeler ilk alımını gerçekleştirdi arkadaşlar. Ve Nisan ayında eğitime gittiler. %85'lik kısım eğitime gitti. %15'lik kısım eğitime gitmedi arkadaşlar. Yani %15'lik kısım beklemeye devam etti. Yılın ikinci alımı oldu arkadaşlar. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Nisan ayının ilk günü, ilk haftası alım başladı. İkinci gün sonra site çöktü arkadaşlar. Nisan ayının ikinci alımı, yılın ikinci alımı, Nisan'ın ilk haftası, ilk günü arkadaşlar sözleşmeler alım yaptı ve ikinci gün site çöktü arkadaşlar. Site çöktü, alım askıya alındı. Herkes tedirgin oldu arkadaşlar. Bu günleri unutmuyoruz arkadaşlar. Başvuramayan %75'in üstündeydi arkadaşlar. O gün bile söylemiştim, hemen başvurun diye Mart ayında dile getirmiştim. Zaten arkadaşlar Mart ayında sizlere Nisan ayındaki alımın olacağını sizlere dile getirmiştim. Birçok kişi o zamanlar küçük bir takipçi kitlemiz olduğu için inanmamışlardı. Nisan'da alım oldu. İlk gün başvuranlar, bizleri dinleyenler başvurdu. O gün başvuranlar gerçekten şanslıydı. Nisan'da olacak diye herkese söylemiştik ve daha sonra herkes hazırlıklı olsun diye başvurular başladı ve başvuranlar başvurdu arkadaşlar. Nisan alımı, yani 2021 yılının ikinci alımı 2 gün sonra açıldı. 2 gün önce başlayan alım 2 gün sonra alım kapandı ve 2 gün sonra tekrardan alım açıldı arkadaşlar. Alım 2 gün sonra açıldı. İlk alım 2 gün, yani Nisan'ın ilk haftası alım açıldı. 2 gün sonra kapandı ve ardından açıldı. 2 gün sonra da tekrardan kapandı. Alım bitti arkadaşlar. Yılın ikinci alımı 3. gruba böldüler. Yılın ikinci alımını 3. gruba böldüler arkadaşlar. Buradan sonrası artık sizler hatırlarsınız. Yılın ikinci alımını 3 gruba böldüler. Nisan,
Mayıs, Haziran. Nisan grubu A grubu. Mayıs grubu B grubu. Haziran grubu C grubu. Biz böyle sınıflandırdık arkadaşlar. Nisan grubu mülakatı bitirdi. Hastane işlerini bitirdi. Ardından eğitim ataması 31 Haziran saat 12'de Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Tem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi arkadaşlar. Nisan grubundaki adaylar ilk gün başvuranlar A grubuna girmişti. Ve ardından arkadaşlar Nisan grubu başvurusunu yaptı. Mülakata gittiler. Hastane işlerini tamamladılar. 31 Haziran saat 12'de eğitim ataması yapıldı. Ve ardından Şubat grubun %15'lik kısmı da Nisan grubuyla birlikte eğitime gittiler arkadaşlar. Şubat'la Haziran arası kaç ay arkadaşlar? Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. 4 ay boyunca %15'lik kısım Nisan grubunu beklediler. Nisan grubuyla gittiler arkadaşlar. Ve ardından B grubu ve C grubu kaldı arkadaşlar. B grubu, Mayıs grubu 3 Ağustos saat 5'te Personel Tem Daire Başkanlığı tarafından eğitim ataması yapıldı. 2021 yılının ikinci alımı yani B grubu dediğimiz Mayıs grubu, Mayıs celbi saat 5'te 3 Ağustos saat 5'te Personel Tem tarafından eğitim ataması gerçekleştirildi arkadaşlar. Kalan son grup, Haziran grubu arkadaşlar. Yani 2021 yılının ikinci alımının 2021 yılının ikinci alımının C grubundaki adaylar eğitimi heyecanla bekliyorlar. Herkes heyecanla eğitimi bekliyorlar arkadaşlar. Vatanımıza, milletime hizmet etmek için bu kardeşlerimiz eğitim atamasını canla bekliyorlar. 2021 yılının C grubunun eğitim ataması 26 Ağustos saat 3 ile 4 arası Personel Tem Daire Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi arkadaşlar. Ve daha önceden dile getirmiştim. Eğitim açıklanmadan önce hazırlığınızı yapın. Hatırlarsanız arkadaşlar Haziran grubu ikiye bölebilirler diye söylemiştim sizlere. Haziran grubu eğitim ataması yapılmadan önce Haziran grubunun ikiye bölünebileceğini söylemiştim. Dediğimiz gibi oldu, Haziran grubunu böldüler. Çünkü raporları işlenen adayların raporları Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gitmişti. Ve giden raporlar 1-2 gün sonra eğitim ataması yapılmıştı. 26 Ağustos'ta yapılmıştı. Yani 24 Ağustos raporlar Kara Kuvvetleri'nde olduğunu söylemiştim. 2 gün sonra eğitim ataması yapılmıştı. Haziran'ın ikinci grubu 1 ay sonra arkadaşlar eğitim ataması gerçekleştirildi. Bölünen iki grubun diğer son grubu 21 Eylül saat 9 civarı eğitimleri açıklandı. Yani yaklaşık 3 gün önce 2021 yılının ikinci alımının C grubu, Haziran celbi dediğimiz C grubunun celbi 21 Eylül saat 9 civarı Personel Tem Daire Başkanlığı tarafından açıklandı arkadaşlar. Açıklanmayan az sayıda aday olduğunu öğrendik. Bu konu gerçekten birçok kişi ilgilendiriyor. Açıklanmayan az sayıda aday olduğunu öğrendik. Bu gitmeyen, açıklanmayan adayların sorunları olduğu için böyle oldu. Kimisi itiraz edip kazanan, kimisi COVID olup eğitime gitmeyen grup oldu arkadaşlar. Bu grup çok hani sıkıntılı bir grup olduğu için arkadaşlar bu gruba biraz daha detaylı anlatacağım. Şimdi eğitime gitmeyen adaylardan COVID olanlar bizimle iletişime geçip söylediklerimizi yaptılarsa, kanalımızdan o konuyu dinledilerse sorun yok, onlar da çağrılacak. Yani arkadaşlar COVID olup eğitime gitmeyen varsa ve bizi o gün dinledilerse, ne yapılması gerektiğini öğrendilerse ve gerekenleri yaptılarsa içleri rahat etsin. Ne yapacaktınız arkadaşlar? Önce koronavirüs olduğunuza dair dilekçe yazacaktınız. Videomuzu paylaşmıştık. Dilekçenizi yazdıktan sonra başlık kısmına Kara Kuvvetleri Komutanlığı, bizim kuvvet Kara Kuvvetleri Komutanlığı kardeşim. Önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yazacaktım ve ondan sonra oraya yazacaktım. İşte diyelim ki 11 Haziran saat 5'te Ankara Cebeci mülakata çağırdı. Akabindeki ilk hastane işlemlerim olumsuz olup itiraz edip ikinci hastane ve üçüncü hastane işlerim olumlu oldu. Pardon, bu grup COVID'di. Dur. Şöyle yazacaktınız arkadaşlar. Başlık kısmına Kara Kuvvetleri Komutanlığı aynı şekilde diyelim ki 31 Haziran
31 Haziran eğitime gidecek bir kardeşimden örnek verelim. 31 Haziran eğitime gitmek için hazırlanıyorken 48 saat önceden PCR testi istendi ve yapılan PCR testi pozitif çıktığı için eğitime katılış yapamıyorum ve negatif çıktığı halde tekrardan eğitime katılmak için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na güzel bir şekilde yazı yazacaksın arkadaşlar. Eylül'de giden varsa, COVID olan varsa bu şekilde yazacaklar. Gereken detaylı açıklamayı ben zaten arkadaşlar video halinde paylaştım. Gerekenleri detaylı bir şekilde noktası noktasına nasıl nereye göndereceğinizi hepsini paylaştım arkadaşlar. Bu şekilde yazdıysanız arkadaşlar sıkıntı yok. Ve diğer bir işlem hastane işlemlerinde ilk olumsuz olup ikinci ve üçüncü hastanede geçerli rapor alan adaylarımız varsa ve dediğimiz yerlere gönderdilerse sıkıntı yapmalarına gerek yok. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na dilekçe yazacaklar. İşte dediğim gibi Kara Kuvvetleri Komutanlığı diyelim ki 11 Haziran Ankara Cebeci mülakata çağırdı. Mülakatta başarılı olup ilk hastanede olumsuz olup ikinci hastanede olumlu ve üçüncü hastanede olumlu oldum ve gereken tüm işlemleri yaptım. Eğitimim neden açıklanmadı? Ve bunu yazacaktınız arkadaşlar. Gönderecektiniz Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ve tabi dilekçe yazacaksınız. Ondan sonra iki raporunuzun aslı olacak. Önce ikinci hastanedeki ve üçüncü hastanedeki raporlarınızı alacaksınız. Dosyaya koyacaksınız. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderecektiniz arkadaşlar. Bunu da ben zaten video halinde paylaştım. Yani arkadaşlar iki hastanenin raporlarının asıllarını PTT üzerinden Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderdiyseniz rahat olun. İçiniz rahat olsun. Onlar da eğitime gidecek. Eğitimleri yanmayacak. Yılın son alımı önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğitimi bekleyenler var. Bunun farkındayım arkadaşlar. Haziran grubunun bir kısmı eğitime gitmedi. Bunlar kimisi COVID olup kimisi itiraz edip de geçenler. Sıkıntı yapmayın arkadaşlar. Merak etmeyin. Sizin raporlarınız sistemlere geç işlendiği için bu gibi sıkıntılar oldu. İlk raporunuz olumsuz olduğu için olumsuz işlendi ve siz itiraz ettiğinizi beyan ettiğiniz için İl Sağlık Kuruluşu tarafından ikinci hastanenizde olumlu, üçüncü hastanede olumlu aldıysanız ve dediğim gibi bu iki raporu Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gönderdiyseniz sıkıntı yapmanıza gerek yok. Ve COVID olan kardeşlerim, COVID olduğunuza dair belgenizi ve dilekçenizi, sınav giriş belgenizi ya gönderdiyseniz Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na sıkıntı yok kardeşim. Bekleyeceksen, çünkü bir önceki kardeşlerimize de aynı şekilde yaptık ve şu anda eğitime gitmek için hazırlanıyorlar. Ayın 27'sinde gidecekler arkadaşlar. Merak etmeyin. Şimdi yılın son alımına gelelim arkadaşlar. Yılın son alımı 2 Eylül'de gerçekleşti arkadaşlar. Personel Tem Daire Başkanlığı tarafından 2 Eylül gerçekleşti arkadaşlar. Deniz Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri olmak üzere 3 kuvvet alımı Türkiye genelinde başlattı. Alım garip bir şekilde bir gün geçmeden 12 saat sonra askıya alındı arkadaşlar. Ve birçok kişi başvuru yapamadı. Çalışanlar oldu, yetişemeyen oldu maalesef arkadaşlar. Hasta olan oldu, yetişemediler, çalışıp birçok kişiler bu yüzden başvurusunu yapamadı arkadaşlar. Çünkü alım çok kısa sürdü ve kapandı. 3 hafta geçti, hala alım açılmamıştı arkadaşlar. 2 Eylül başvuranlar şanslıydı arkadaşlar. Sistemlere kaydedildi. Yılın son alımı 2021 yılının 3. alımının A grubuna 2 Eylül başvuranlar girdi arkadaşlar. Sistemlere kaydedildi. Ve kontenjan dolmadan askıya alınan alım 3 hafta oldu. Halen açılmadı. Ve sebebini öğrendik arkadaşlar. Bir önceki alımı kazananların kesin kayıtları devam ettiği için, yani ilana başvuru sadece bir gün sürdü. Onun için arkadaşlar bir önceki alımı kazananların kesin kayıtları, eğitim kayıtları, eğitimleri devam ettiği için personel tem bu yüzden alımı kapattı. Sistemsel bir hata oldu. Bu alım sistemsel bir hata oldu. Biz zaten bunun farkındaydık arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle şöyle düşündük. Ya deniz açar demiştik, ya kara açar, ya hava açar demiştik. Ve bir anda 3 kuvvet açtı. Biz de şaşırdık arkadaşlar. Ve alım açıldığı zaman sevindik. Gerçekten sevindik. Biz zaten yılın son alımını arkadaşlar, 3. alımını
sizlere 1 ay, 2 ay, 2,5 ay önce söyledik. Olacak arkadaşlar, merak etmeyin. Sözünü de verdik. Dediğimiz gibi çıktı, alım oldu. Gel gör ki alım 12 saat sonra kapandı, askıya alındı. Ve birçok kişi arkadaşlar alımın açılıp açılmayacağını öğrenmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Büyük ihtimalle arkadaşlar başvurular Ekim ayında tekrardan açılacaktır. Bunun da bir haberini aldık. Allah'ın izniyle de her şey yolunda giderse Ekim ayında alım tekrardan açılacaktır. Ama dediğimiz gibi ilk başvuranlar her zaman şanslıdır. Ben öyle söylerim arkadaşlar. Çünkü ilk başvuranlar ilk gruba giren ve mülakata ilk giden adaylar olur arkadaşlar. Bunun gibi başvuru yapanlar şanslıdır. Diğer kardeşlerimiz de şanssız demeyelim. Onlar da bekleyecekler, alım olacak. Tekrardan mülakata gidecekler. Aynı başvuracaklar arkadaşlar. 2021 yılının son alımının eğitimleri ise arkadaşlar artık 2022 yılında olur. Onu da söyleyelim. Çünkü artık Ekim ayına giriyoruz. Ekim'de çağırsanız Kasım aylarında filan artık raporlar gider, raporlar işlenir. Yani Aralık ayına kadar eğitimleriniz açıklanabilir. Yılın son alımı için söylüyorum. Aralık ayına kadar açıklanmazsa arkadaşlar artık 2022 yılının başında olur. Her şeyin hayırlısı olsun. Nasipten öte gidilmez arkadaşlar. Ben bugün bu konuyu gerçekten sizler için uğraştım. Sizler için çektim bu videoyu arkadaşlar. Birçok kardeşlerimizin kafalarında soru işaretleri olduğu için kimisi eğitim bekliyor, kimisi alımı bekliyor, kimisi Covid olmuş eğitime gidemiyor, kimisi itiraz etmiş, raporu ulaşmışım ulaşmamışım onun farkında değil. Bunun gibi sıkıntılar çok olduğu için artık böyle bir net bir şey yapalım dedik. Bir buçuk gün falan yazdık arkadaşlar. 5 sayfalık bir yazı yazdık. Şu anda dişim gerçekten çok ağrıyor arkadaşlar. Onun için konuşmakta zorlanıyorum. Yaklaşık 17 dakika olmuş. 17 dakikaya kadar bizi bu sürece kadar dinleyen tüm takipçilerime çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmayan, her zaman arkamda duran, yanımda duran, gölgemizde olan tüm takipçilerimize çok teşekkür ederim ve videomuzu beğenen tüm kardeşlerimize, kanalımıza abone olan tüm kardeşlerimize çok teşekkürlerimi iletiyorum. Umarım her şey sizler için hayırlısı olur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kankiler.